Bomba bir tarifle geldim. Çocuklar bayılıyor. Anneler için çok kolay. Misafirlerinize de yapabilirsiniz. Çok pratik. Ola ki ani misafiriniz geldi. Harika bir tat. Kıyma varsa evde sebzelerle karıştırıyorsunuz ve fırına veriyorsunuz ama bu tat tadılmalı. Bakalım şimdi malzemelerinde ne var? Bir tane kuru soğanım var. İnce ince doğradım. Bir tane kapya biberim var. Onu da çok ince doğradım. 2 tane Charleston biber, 2 tane büyük patatesi küp küp doğradım, 3 diş de sarımsağı doğradım. Yarım kilodan biraz fazla, 600 gram kadar da kıymam var, yarım kilo kullanabilirsiniz. Yapacağım kaba alıyorum direkt, bir borcam içerisine aldım, ayrı ayrı karıştırmaya uğraşmayacağım. Tüm sebzelerimi bu borcam içerisine alıyorum. İsterseniz bunun içine patlıcan da koyabilirsiniz. Ben çok seviyorum. Ama oğlum patlıcanı sevmediği için hadi çocuklara uygun bir tarif olsun. Patates ağırlıklı olsun dedim. Sarımsakla soğanın birleşimi mükemmel zaten. Hepsini borcama aldım. Evet, şimdi de diğer malzemelerimi karıştıracağım. Kıymayı da alıyorum. Üzerine bir çorba kaşığı, dolu çorba kaşığıyla domates salçası, bir çorba kaşığı biber salçası ilave ediyorum. Biber salçam acı, o yüzden biber kullanmayacağım. Yani pul biber ve karabiber kullanmayacağım. Eğer sizinki acı değilse kullanın. Yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yağım var. Onu da şöyle üzerine ilave ediyorum. Tuz ekliyorum. Kekik ilave ediyorum. Ben çok severim köftede de keki, et yemeklerinde de. Kimyon ekliyorum. Bu kadar işte. Ha bir de suyum var tabii ki, unutmayayım. 1,5 bardak. Bu 1 bardak gibi görünüyor ama 1,5 bardak alan bir bardak ölçüm. 1,5 bardak ılık suyu ekliyorum. Soğuk da olabilir, çok önemli değil. Ve hepsini şöyle karıştırıyorum. İşte bu kadar arkadaşlar. Evet, elimle düzeltip fırın tepsime yerleştiriyorum. Hazır. Şimdi yağlı kağıdımı ıslatmıştım. Yani yıkadım, sıktım. Onu da böyle borcamımın üzerine kapatıyorum ki uzun pişecek. Yani 40 dakika kadar pişecek. Üzeri yanmasın diye. Bir 35-40 dakika kadar fırına gönderiyorum. Sonrasında şöyle patateslerini kontrol ediyorum. Onlar piştiyse zaten pişmiş oluyor. Baktım yumuşacık. Üzerindekini birazcık alıp 5-10 dakika daha üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Evet, biraz kızardı. Böyle hafif yanıkımsı olsun ki tadı lezzetli oluyor. Şimdi bunu biraz bekletip öyle kesmelisiniz. Servisi biraz zor ama ben bekleyemedim. Çok açtık çünkü. Parçaladım. Şöyle. Yani önce kestim. Videoda görülmemiş ama ben bunları tek tek kestim. Şöyle dikdörtgenler elde ettim. Onu da tabağıma alıyorum. Yanına da domatesli bulgur pilavı yapmıştım. Nefis bir şey oldu. Bugünkü menüye herkes bayıldı. Bence siz de bayılacaksınız. O kadar kolay ki, vaktiniz yoksa harika bir lezzet. Afiyetler olsun. Yarasın.